Aloha. Bir daha. Aloha. Böyle başlayamayınca takılıyorum. Tamam. Aloha. Bugün motor geçiyor. Geçsin de o da. Aloha. Bugün size podcast'in artı ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Podcast'le aynı zamanda YouTube ve Instagram arasındaki farklar, daha doğrusu böyle hani bu farklar nedir değil de podcast'i biraz daha anlatarak, daha doğrusu ele alarak YouTube ve Instagram'da olmayan ama podcast'te olan ne var gibi bir yerden yaklaşmak istiyorum. Zaten podcast'in artı ve eksileri bütün bunları kapsayacak bir yerde. Ve aynı zamanda da hani neden podcast ve neden ben böyle bir video çekiyorum? Bunları biraz size açmak istiyorum. Açıkçası böyle bir video çekme fikri de benim dün akşam aklıma düştü. Bildiğiniz üzere birçoğunuz, çok teşekkür ediyorum ki takip ediyorsunuz, dinleyenler de var, paylaşıyorsunuz da. Yani destek olan herkese gerçekten çok minnettarım. Ne olmuş yani diye bir podcast'e başladım. Hatta 40 küsür bölüm oldu bu videoyu şu anda, yani işte çektiğim bugün itibariyle diyeyim. Ve böyle bir podcast'e başlamamla beraber ben zaten daha çok podcast dinler oldum. Ve dün akşam özellikle Clubhouse'da çok zaman geçirdiğimi zaten bilenler biliyor. Hatta bundan birkaç video önceki çektiğim video diyeyim, Clubhouse ile ilgiliydi. İzlemeyenler için şuralara, bir yerlere koyarız. Ona da bakabilirsiniz. Clubhouse'da böyle odaları gezerken diyeyim, orada Amerikalı ve İngiliz iki farklı işte odaya denk geldim. Bir dün akşam, bir de birkaç gün önce. Biri şeyden bahsediyordu, işte podcast'in geleceğinden, hani neden podcast'e önem vermeliyiz ya da podcast dinlemek gerçekten bizim işimize yarar mı ya da ne açılardan bize artı sağlar gibi gibi, böyle hani tabii ki İngiltere'de genelde podcast yapan arkadaşlar bu bahsediyordu kendi deneyimlerinden. Bir diğer odada da Amerikalı bir kadın, hatta kendisi, atacağım şu anda, bir Marie Claire diyeceğim ama o olmayabilir, böyle bir derginin editörüydü galiba, öyle bir şey yazıyordu diye hatırlıyorum biyografisinde. Neyse, bu hanımefendinin de bir podcast'i var ve işte 1000 takipçi nasıl kazanılır bu podcast camiasında diye böyle bir başlığı vardı odanın. Dolayısıyla ben onları dinledim. Bayağı böyle 1-2 saat kadar da kaldım o odalarda. Sonra da dedim ki Türkiye'de de hani podcast işine girişen birçok arkadaşımız var. Belki sizlerin de arasında hani bir programa başlamak istemeyebilirsiniz. Hani siz de bir kendi podcast'inizi belki yapmak istemeyebilirsiniz. Ama en azından dinleyici olsanız bile ya da buna ilginiz varsa bile bu videonun size yarar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ben bu videoyu çekmeden önce zaten yine notlarımı aldım. Yani size şöyle göstereyim hatta. Ben not almadan, artık biliyorsunuz, beni bilenler biliyor şu zamana kadar. Tabii ki not almadan da böyle çok hani içimden o anda gelerek bir anda çektiğim videolar da oluyor. Ama genelde böyle not alarak gitmek daha çok iyi hissettiriyor beni. Daha çok iyi hissettiriyor beni. Müthiş bir Türkçe. Daha iyi hissettiriyor beni. Dolayısıyla şimdi siz hazırsanız ben de çok hazırım. Videomuza başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, bu podcast'in artılarından bahsetmek istiyorum. Hatta artılarından bahsetmeden önce birazcık şöyle tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü şunu merak ettim ben. İlk podcast ne zaman kaydedildi ve ne zaman ortaya çıktı? Hani böyle bir terim de ne zaman doğdu? Bir bunlara baktım. Açıkçası audio blogging diye geçiyormuş öncesinde ismi ve 1980'lere dayanıyor ilk çıkış tarihi. Ama sonrasında 2004 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, evet, internetin yayılması ve iPod gibi bir işte aracın ortaya çıkmasıyla beraber diyeyim, 2004 yılında podcastler daha su yüzüne çıkıyor. Daha doğrusu podcast diye bir terim oluşuyor. 2004 yılında ilk defa Adam Curry ve Dave Weiner diye okunması lazım. Bu iki arkadaşımız ilk podcast'i yayınlıyorlar. Yani 2004 öncesi benim anladığım kadarıyla audio blogging diye geçiyordu bu. Sonrasında zaten yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Hatta
Ben araştırırken şunu buldum. Rick Gervais diye bir İngiliz komedyen diyeyim. Hatta dizisi de vardı. Dizisinin adını unuttum. Gerçekten sarkastik yaklaşımda üstüne tanımıyorum. Çok böyle iğneleyici esprileri var kendisinin. Rick Gervais 2007 yılında Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Çünkü bir ayda yani aylık 261.670 dinlenmeye sahip oluyor. Bu da beni şaşırttı. Yani Guinness Rekorlar kitabına girmesi. Dünyada podcast olarak en çok dinlenilen, yani en çok podcast dinlenilen ülke Kore'ymiş. İkinci olarak İspanya, üçüncü olarak İsveç. Ve yine hatırladığım kadarıyla ilk onda biz yokuz. Ama bence zaten Türkiye'nin olmaması çok çok normal. Ben yine böyle biraz makalelere de baktım. Çünkü çok meraklı olduğum için hani bunu böyle sizlerle de paylaşayım diye. Genel olarak yapılan birçok araştırma hep Amerika'yı baz alıyor. Dolayısıyla da hani Amerika'da mesela benim hatırladığım işte Amerika popülasyonunun %37'si daha 2004, 2005, 2006 yıllarında bile podcast terimini duymuş ve şu anda zaten hani bu terimi duymayan neredeyse yokmuş. Ama dediğim gibi bu araştırmalar bütün dünyada ya da böyle Türkiye'ye ya da başka ülkelere değil, genel olarak hep Amerika üzerinden ben bulabildim ya da belki vardır başka araştırmalarda. Bunun yanı sıra New Oxford American Dictionary sözlüğüne de podcast tanımı 2005 yılında giriyor. Buna bir yerde daha baktım. 2005-2012 yazıyor. Bilmiyorum yani tam da emin olamadım ama 2005'i gördüm ben. Bu şekilde yani bu biraz hani böyle tarihçesi olarak şöyle bir yerde dursun diyorum. Bunun yanı sıra şimdi podcast zaten bildiğiniz üzere birçok platformda artık mevcut. Hatta Spotify'ı duymayan hani çok az insan vardır diye düşünüyorum. Hani bir dinleme platformu diyebiliriz. 2019 yılında Spotify Anchor yani podcast yayımlayabileceğiniz platform olan Anchor Spotify'ın bünyesi altına giriyor ve ben de zaten buradan yayın yapıyorum. Podcast aslında radyo programı gibi düşünebilirsiniz. Sizin konunuz her neyse atıyorum moda ile ilgilisinizdir ve moda üzerine bir podcast yapabilirsiniz. Bilmiyorum bilimsel olarak böyle bazı konuları ele almak istersiniz her bölümde. Onunla ilgili bir podcast yapabilirsiniz. Şu an aklıma gelen mesela Nasıl Olunur diye Nilay Örneğin bir podcast'i vardı. Orada herkese o yerlere nasıl geldiğini, nasıl olduklarını soruyordu. Dolayısıyla bunu neden söylüyorum? Burada dinleyicilerinize ne vermek istediğiniz, yani sizin çıkış noktanız ve motivasyonunuz çok önemli. Ben mesela ne olmuş yani adını koyarken, çünkü ya ne olmuş yani olacaktı ya da kime göre niye, kime göre neye göre olacaktı benim podcast'imin ismi. Ben bunu hani düşünürken şundan en çok istediğim daha doğrusu buydu. Şundan yola çıktım. Ben gerçekten dinleyiciye ne vermek istiyorum ve ben bir dinleyici olsaydım neyi en çok duymak, dinlemek isterdim? Ve bana fayda sağlayacak ya da benim hayatıma bir şekilde dokunacak ya da destek olacak konuların daha doğrusu ele alınmasını dinlemekten çok hoşlanırdım. Bir de o kişinin hani kendi hayatından da örnekler vermesi benim hoşuma giderdi diye düşündüm. Dolayısıyla hani ne olmuş yani nezdinde benim deneyimim ve benim hani sonuçta programım olduğu için diyeyim podcast'im. Ben orada hem konuklu olarak ilerlemeyi doğru buluyorum hem de kendi yani sorularla yola çıkıyorum. Hani bir soru sorup onun üzerine kendim konuşuyorum. Tabii ki tek başıma konuşuyorum ama sizlerle konuşuyorum gibi düşünerek öyle hissediyorum ve öyle düşünerek bunları kaydediyorum. Burada önemli olan hani bir konunuzun olması sizin işinizi kolaylaştırır. Buradan podcast'in artı ve eksilerine geçecek olursak arkadaşlar. En büyük artısı bence podcast dinlemek bizim daha iyi bir dinleyici olmamızı sağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani o anda tabii ki de içimizden dışımızdan hani o kişiyle konuşabiliriz dinlerken. Ama dinleme yetimizi geliştirdiğini düşünüyorum. Hani görsel mesela YouTube daha görsel ya da Instagram zaten tamamen görsel. Orada ancak o captionlardan hani yazdığınız cümlelerden iletişim halinde olabilirsiniz. Ya da hani şeyi katmıyorum mesajlaşmayı falan. Hani sonuç olarak çok görsel bir dünya. Oysa ki dinlemek beynin farklı yerlerini çalıştırdığı için ve aslında hayal gücünüzü de devreye soktuğu için
aslında çok daha iyi bir dinleyici haline geliyorsunuz. Bir de yapılan bir araştırma, bunu yazdım. Dünyada yapılan bir araştırma var. O da şu: İzlemek yerine podcast'i dinlediğiniz için hayal güçlerini kullanıp resimleri akıllarında oluşturuyor dinleyiciler ve dolayısıyla da daha güçlü, daha canlı hayal gücüne sahip oluyormuşsunuz. Bu bence gerçekten önemli. Çünkü hani belki gözünüzü kapatıp dinliyorsunuz, belki yolda yürürken dinliyorsunuz, belki araba kullanırken dinliyorsunuz. Zaten birincisi iyi bir dinleyici olmamızı geliştiriyor. İkinci artısı da her an, her yerde dinleyebiliyor olmamız. Ben hani bu videonun en başında söylediğim gibi Clubhouse odalarında, özellikle dün bu bir İngiliz arkadaşımızın açtığı odada konuşuluyordu. Mesela günde 8-10 saat YouTube izleyemeyebilirsin ya da hani hep böyle televizyonda ya da telefonunda bu kadar zaman geçiremeyebilirsin hani ekrana bakmak anlamında. Ama telefonundan ya da nereden artık ulaşıyorsanız, laptopunuzdan bir podcast açıp onu 8 saat, 10 saat, hatta 12 saat hani işlerinizi yaparken bile dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla aslında bu çok büyük bir fayda sağlıyor. Zaten ben Y kuşağıyım ve benden önceki nesil diyeceğim. Hani radyo nesli mi diyeyim artık? Hani benim çok büyüklerim. Radyoyla büyüyenler belki podcast'i biraz daha böyle hüzünle ve nostaljik olarak anabilirler diye düşünüyorum. Çünkü ben bile eski zamanlarda hatırlıyorum. Hani hatırlayanlar olacaktır. Böyle uyandığımda küçükken 8-8,5 gibi bir numara vardı ve onu arıyorduk. Hikayeci anne mi vardı, hikayeci abla mı vardı? Böyle ankesörlü telefonlar vardı o zaman. Ankesör mü deniyordu? Hani böyle çeviriyordunuz. İşte bayağı uğraşıyordunuz. Hani oradan arıyorduk. Ve hikayeler anlatıyordu. Ve böyle ben dinliyordum. Hatta bazen dinlerken uyuyakalıyordum. Yani daha çok küçüğüm. Bunu niye anlatıyorum? Hani aslında radyo ya da dinleme platformları bizim hayatımızda öyle ya da böyle her zaman yer aldı. Ama podcastlerin şöyle bir değişik özelliği var. Sizin ilgi alanınız her neyse o alanda podcastler dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela radyoda trafikle ilgili konuşuluyor. Ben o sırada radyoyu dinliyorum ama aslında trafiğe karşı çok ilgim yok. Hani başka frekansları açabilirim. Ne denildiğini unuttum. Radyo istasyonu. Başka radyo istasyonlarına da gidebilirim. Ama o anda hani şarkılar çalabilir mesela ve ben o anda belki şarkı dinlemek istemiyorumdur, başka bir şey dinlemek istiyorumdur. Hani bu anlamda ilgi alanınızın olduğu podcast'i bulmak, böyle hani elinizle koymuş gibi bulmak gerçekten çok işinize yarıyor diye düşünüyorum. Üçüncü artısı, özellikle podcast işinin içinde olan arkadaşlarımız için gerçekten kayıt alması hiç öyle zor değil. Hatta ben mesela şu anda burada böyle ya da yatağımda yatarken bile, hani ben yatmam, yatarak kayıt almam ama otururken bile diyeyim. Çünkü yatarak kayıt alanlar da var biliyorum. Oturarak bile kayıt alabiliyorum ve bu aslında çok büyük bir konfor. Hani kamera karşısına çıkmak bir zahmet tabii ki de. Hani daha özen gösteriyorsunuz kendinize sonuç olarak saygıdan dolayı da ve de hani günlük hayatınızda dışarı çıkarken nasıl hazırlanıyorsanız kamera karşısına da hazırlanıyorsunuz. Ama podcast'i bir pijama ile bile kaydedebilirsiniz sonuç olarak. Bu da büyük rahatlık. Bunun yanı sıra dinleyiciler, dördüncü olarak diyeyim, dinleyiciler sizinle çok daha rahat ve çok daha kolay bağ kurabilirler diye düşünüyorum ben. Radyo gibi, Clubhouse gibi demişim ve ses duygu saklayamaz yazmışım. Yani bu tabii ki de YouTube'da da böyle ama YouTube'da sonuçta izlediğiniz için beni ya da herhangi birini ona hani nasıl gözüktüğüne, eline koluna, işte arkadaki ambiyansa, benim nasıl gözüktüğüme birçok şeye odağınız gidebiliyor. Oysa ki sesli bir platform olan podcast'te böyle odağınız dağılmıyor ve siz sadece benim sesime ya da dinlediğiniz her kimse onun sesine odaklanarak "Aa, bu kadın da benim gibi" ya da "Aa, bu erkek de benim gibi" diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bence bu da önemli bir konu diye düşünüyorum. Ve son olarak benim aklıma gelen artılarından bir tanesi, podcast'te konuk alacağınız kişi de yani YouTube'daki gibi bir zahmete girmezsiniz. Çünkü zaten ben mesela Anchor üzerinden bunu yapıyorum. Tabii ki böyle birçok farklı platform var ama benim kullandığım, bildiğim platform Anchor olduğu için ben bir onu biliyorum.
Dolayısıyla da hani online şekilde karşınızdaki kişiyi konuk alıp onu bir hani yayın haline, yani bir bölüm haline getirebiliyorsunuz. Sadece şöyle bir şeye değinmem gerekiyor. Ses kalitesi. Yani gönül isterdi ki gerçekten böyle bir podcast stüdyom olsun. İnanılmaz derecede iyi bir mikrofonum olsun. İki tane hatta mikrofon olsun konuk alacağım zamanda. Ve gerçekten böyle jilet gibi bir kayıt olsun. Ben biraz tabii ki de eski mükemmeliyetçi olduğum için diyeceğim. Gerçekten eski mükemmeliyetçiyim. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapma yolunda ilerliyorum. Çünkü yani ben açıkçası o kadar bütçe ayıramam bir mikrofona ve zaten hani herhangi bir odayı podcast için stüdyoya çevirme ihtimalim de yok. Dolayısıyla yani gayet makul fiyatlı bir mikrofon alarak bu kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten aslında YouTube'a göre hani bir kamera almanız gerekiyor, belli ekipmanlar var. Hani tabii telefonla da çekebilirsiniz ama podcast çok daha az bir maddi imkanla yapabileceğiniz bir şey diyebilirim size. Podcast'lere dair eksi ne olabilir diye düşündüğümde, yani benim için en büyük eksisi bir kere para kazanma konusu. Çünkü eğer bunu sadece hobi değil de ben bundan ileride para kazanmak istiyorum diye yola çıkarsanız gerçekten çok temkinli davranmanız gerekiyor. Çünkü tabii ki de bir yerden sonra sponsor alarak bölümler kaydedebilirsiniz. Ya da reklam alabilirsiniz bölümlerinize ama ben daha bu konuda bilgi sahibi değilim. Böyle bir tecrübem ya da deneyimim yok. Ve açıkçası Türkiye'de bu nasıl işliyor onu da çok iyi bilmiyorum. Ama tabii ki sponsor alan Türk podcast kaydeden arkadaşlarım var, biliyorum. Yani böyle bir şeyin Türkiye'de mümkün olduğunu biliyorum en azından. Bunun yanı sıra başka eksi, evet, bir şey daha var. Türkçe olması, yani gönül isterdi ki İngilizce olarak o bölümleri, podcast'i kaydedeyim, bütün bölümlerini. Çünkü hani sadece Türkiye ya da Türkçe konuşanlara hitap etmek böyle bir havuz gibi düşünün. Ama İngilizce kaydediyor olsaydım birçok insana hitap edebilirdim ve daha çok insana ulaşmak tabii ki de çok daha iyi olurdu. Ama diğer yandan da hani İngilizce bilmeyenlere o zaman da hitap edemezdim Türkiye'de. Öyle de bir yanı var. Yani hem Türkçe hem İngilizce gitmesi gerekiyordu diğer türlü. Ben zaten şu anda kendimi İngilizce podcast, yani İngilizce bölümler kaydedecek kadar iyi bir İngilizce pratiği olan biri olarak görmüyorum. Ve YouTube'da bir oynatma listesi oluşturacağım yakın zamanda. Hatta belki bu video yayına girdiği zaman o oynatma listesini oluşturmuş olurum. İngilizce olarak videolar çekeceğim arkadaşlar. Ara ara, içimden geldiğince. Ama pratiğimin biraz daha gelişmeye ihtiyacı var. Çünkü gerçekten özellikle pandemiyle beraber 1,5-2 sene kadar yani resmen hiç pratik yapmamışım ve bayağı gerilemiş İngilizce konuşmam. Bir de şöyle bir şey daha yaptım. Hani bilmeyenler varsa yine de buradan böyle yeri gelmişken duyurmak isterim. Birkaç videoma İçimden geldiğince ve konular böyle hani birçok insana hitap edebilir diye düşündüğüm videolar için altyazı ekleyeceğim. Dolayısıyla hani bazı videolarda İngilizce altyazı görebilirsiniz. Bütün videolara yapacağımı düşünmüyorum. Böyle de bir şeye karar verdim. Hani iyi olacağını düşünüyorum. Zaten video Türkçe ama işte dediğim gibi İngilizce altyazı iyi olabilir. Aynı zamanda podcast olarak başlayıp YouTube'a da geçebilirsiniz. Hani ben bunu da çok gördüm. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok fazla oluyor bu. Ve yine konuşmalardan şöyle bir şey daha duydum. Hatta bu galiba dün odada konuşulmuştu, yani Clubhouse'da. Facebook ve YouTube 2008-2009 yıllarında neyse şu anda podcast öyle denildi. Tabii bu o kişinin fikri. Ama bana sorarsanız, yani özellikle bence Amerika'da, İngiltere'de ve Kore'de, İspanya'da, İsveç'te hani bu araştırmalara göre gerçekten podcastler çok fazla dinleniyor. Yani ben bu kadar dinlendiklerini tahmin etmiyordum. Ve dolayısıyla bu doğru olabilir. Özellikle bence pandemiyle beraber ve Clubhouse'la beraber de aynı zamanda daha da ivme kazandı ve kazanacak. O yüzden hani bu video hem böyle podcast'e dair bir fikir verme videosu olsun ve aynı zamanda da bunu düşünen arkadaşlar varsa bence şu an başlamanın tam zamanı dediğim ve onlara böyle gerçekten hazır olmadan önce başlayabilirsiniz dediğim bir video olsun. Çünkü
çoğu zaman özellikle aranızda mükemmeliyetçi olmaya yatkın arkadaşlarımız ve mükemmeliyetçi olanlar varsa hazır değilim, yarın hazır olacağım, şu an hazır değilim. Hep böyle bir erteleyebilirsiniz ya da bir bahane bulabilirsiniz. Oysa ki gerçekten konuşmayı, artık neyse sizin o motivasyonunuz en başta dediğim, o varsa içinizde bir istek varsa bunu ertelemeyin ve şimdi şu anda başlayın derim. Ve tabii ki de yani birçok şeyde olduğu gibi sabır ve azim gerekiyor ve bence yine en önemli noktalarından biri her hafta bir bölüm gelmesi gerekiyor. Ben yani ya salı ya çarşamba günleri yayınlıyorum bir bölüm. Yani saat olarak da 11-12, aslında böyle salı günleri 11'de falan demem daha iyi olur. Ama şu an için ya salı günü ya da çarşamba günü kesinlikle her hafta yeni bölüm geliyor. Benim mesela başladığımdan beri, Ağustos ayıydı galiba ilk bölüm yayınlandığından, ilk bölümü Ağustos ayında yayınladım diye hatırlıyorum. O zamandan beri hiç frem olmadı ve gerçekten ben azimli bir insanım. Ve bir yola çıktığım zaman onun devamını getirmeyi seviyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum ki mesela konuklu olarak bir podcast yapmak istiyorsanız bence sadece o konuklarınıza güvenerek yola çıkmayın. Mesela ben bunu en baştan beri biliyordum. Hatta ben başlarken konuk alma gibi bir düşüncem de yoktu. Ben tamamen kendim konuşayım, kendim kaydedeyim, elimden gelenin en iyisini yapayım ve dinlemek isteyenler de dinlesin, hani katılsın diye, böyle daha interaktif olsun fikrim ve düşüncem zamanla yolda gelişti ve sizden de geri dönüşlerle beraber açıkçası gelişti. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sizin kendinizde bitsin işiniz. Yani o bunu yaparsa o zaman podcast'imi yapabilirim, şunu gelirse o zaman yapabilirim değil. Siz zaten kendinize yetin. Yani sizin konunuz 100 bölümlük, 50 bölümlük, 150 bölümlük neyse aşağı yukarı kafanızda bitirmiş olmanız bence çok kıymetli ve işinizi çok kolaylaştırır diye düşünüyorum. Nacizane tabii ki de bu benim fikrim. Ve bunun yanı sıra başka söyleyeceğim. Ha, bir de şöyle bir not almışım. Dünyada 37 milyon aktif YouTuber varmış arkadaşlar ama 850 bin aktif podcaster varmış, yani podcast yapan arkadaşlarımız. Lakin 30 milyon kadar podcast'e sahip olan, yani podcast programı olan arkadaşımız var. Yani düşünün ki bu 30 milyondan sadece ve sadece 850 bini bütün dünyada aktif olarak her hafta bir içerik üretiyor ve gerçekten bunu böyle yeşertiyor, büyütüyor diyeyim size. O yüzden bu kıymetli. Şeylere girmeyeceğim. İşte burada domain konusu yazmışım. Hani teknik kısımları. Onlar da eksik kalsın. Ve başka da artık daha fazla videoyu uzatmayayım. Ama sizin daha da merak ettiğiniz ya da özel sorularınız olursa her zaman zaten bana Instagram'dan şuralara bir yerlere koyalım, ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yorumlara lütfen sorularınızı, düşüncelerinizi yazın. Oradan da ben zaten gelen bütün yorumları okuyorum. Hani yetişemediğim bir yer olursa ilerleyen günlerde bunu da size zaten açıkça söylerim. Ama yani yetişemediğim dediğim, yine ben bütün yorumları okurum. Belki cevap yazmada, çünkü herkese cevap yazmaya özen gösteriyorum elimden geldiğince. Hani cevap yazılacak bir durum varsa tabii ki. Bu şekilde bunu da söylemiş olayım. Şimdilik o zaman bu kadar olsun. İyi ki varsınız demek istiyorum. Öncelikle yola çıkmak isteyen arkadaşlarım, dediğim gibi ertelemeyin. En doğru zaman şu an. Sadece böyle büyük resmi görüp motivasyonunuzu canlı tutup biraz da planlama yapıp yola çıkmanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok çok sevinirim. Bu arada podcast konusunda her salı ya da her çarşamba 11 ya da 12 gibi dedim ama YouTube'da her cuma 6'da çok istisnai bir durum olmadığı sürece videolar geliyor. Ve ara ara İngilizce videolar da gelebilir ama onlar böyle sürpriz olsun, bilmiyorum. Zaten gelirse izlemek isteyenleriniz onları da göz atabilir. O da zaten bu kanalda olacak. Bu şekilde o zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın demeden önce bir de şunu sormak istiyorum son olarak.
sizin, ben şu aklıma geldi şu anda, sevdiğim podcastleri de ele aldığım bir video vardı. Hatta onu da şuralara bir yerlere koyalım. Ona da bakabilirsiniz. Orada da çünkü bunu sormuştum galiba videoda. Sizin severek takip ettiğiniz podcastler var mı? Varsa bunu da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Belki benim de bilmediğim ya da Kardelen bak bunu dinle bence çok iyi diyeceğiniz İngilizce ya da Türkçe, hatta Rusça da olsa ne güzel olur ama daha Rusçam yok. Podcastler varsa paylaşırsanız sevinirim diyorum ve ben artık haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyerek hoşça kalın diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Arkadaşlar, küpe taktım. Soğuk kahvelerimizden yudumluyor muyuz arkadaşlar? Çok yalnız kaldım evde. Ondan oluyor bunlar.